Merhaba arkadaşlar. Doğrusal programlama modelinin grafik çözümleri ile ilgili ikinci bir örnekle karşınızdayız. Bu sefer problemin sözlü ifadesini vermeden direkt olarak matematiksel modelini yazdım ve bu model üzerinden çözümü inceleyeceğim. Yapmamız gereken şey arkadaşlar bir düzlemde bütün bu kısıtların aynı anda sağlandığı uygun çözüm bölgesini bulmak. Evet, uygun çözüm bölgesini bulmak için arkadaşlar yapmamız gereken şey dediğim gibi bu eşitsizliklerin grafiklerini çizmek olacak. Şöyle kareli bir deftere dönüştürelim ve buraya ne yapalım? Bir grafik çizelim arkadaşlar. Şimdi grafiğimizi çizerken şöyle her bir eşitsizliği ayrı ayrı önce çizeceğim, sonra onları tek bir eşitsizlikte birleştireceğim arkadaşlar. İlk olarak 7x artı 3y eşittir 21 eşitsizliğini çözmek istiyorum. Bu eşitsizliği daha doğrusu bu düzlemde göstermek istiyorum. Negatif olma koşulum olduğu için sadece birinci bölgede çalışacağım. Yani o yüzden negatif x ve negatif y'lerin olduğu bölgeleri çizmeme gerek yok. 7x artı 3y küçük eşittir 21 eşitsizliği nasıl çizilir? İlk önce 7x artı 3y eşittir 21 denerek bu doğrunun grafiği elde edilir. Bir grafiğin çizilebilmesi için o grafiğe ait iki noktanın bilinmesi gerekmekte. Biz bu örneğimizde eksenleri kestiği noktaları bulacağız. X'e 0 verdiğimizde y eksenini kestiği noktayı bulacağız. 3y eşittir 21'den y kaç olacaktır? 7. Yani y eksenini nerede kesiyor? Y eksenini 7'de kesiyor arkadaşlar. Y eşittir 0 verdiğimiz zaman ise x eksenini kestiği noktayı bulmuş olacağız. 7x eşittir 21'den x de kaç çıkacaktır? 3 çıkacaktır. Bunları düzlemde yerine yazmamız gerekmekte. Pekala, bunun için de x eksenini 3, 6 ve 9 şeklinde. Şurası 3, burası 6, burası 9 olsun. Ve benzer şekilde y eksenini de 3, 1, 2, 3, 6, 3. 6 ve 9 şeklinde birimlere ayıralım. Y'nin 7 olması. Şimdi bunları mavi renkle göstereyim. Şurası 7. Yani 0'a 7 noktası. Bizim 7x artı 3y eşittir 21 doğrusunun y eksenini kestiği nokta. Ve x eksenini kestiğimiz noktada ne noktasıdır? 3'e 0 noktasıdır. Bu iki noktayı birleştirecek olursam, bu iki noktayı birleştirecek olursam ne elde etmiş olacağım? Bakın, ben 7x artı 3y eşittir 21 doğrusunu elde etmiş olacağım. Bu çizdiğim mavi ile çizmiş olduğum doğru 7x artı 3y eşittir 21 doğrusudur arkadaşlar. Pekala, 7x artı 3y eşittir 21 doğrusunu çizdik. Öyleyse 7x artı 3y küçük eşittir 21 bölgesini, bu bir bölgedir, nasıl belirleyeceğim? Dikkat ederseniz bu çizmiş olduğumuz doğru, bu düzlemi, burada bir düzlem var. O düzlemi iki bölüme ayırmakta. 1 ve 2 şeklinde göstereyim. Birinci bölüm doğrunun x ve y eksenleriyle sınırlandırılan doğrunun altında kalan bölge. İkinci bölüm ise yukarı doğru gösterdiğimiz şurada şöyle buradaki bölge arkadaşlar. Hangi bölgeyi tarayacağımı nasıl karar veriyorum? Size kolaylık olması için ben bir kontrol noktası seçerim. Birinci veya ikinci bölgeden bir kontrol noktası seçerim. Kolaylık olması açısından orijini seçeceğim arkadaşlar. Eğer orijin bu eşitsizliği sağlıyorsa orijinin bulunduğu bölgeyi ne yapacağım? Tarayacağım. Bakalım 7 çarpı 0 artı 3 çarpı 0 gerçekten de 21'den küçük veya eşit mi bakalım. 0 gerçekten de nedir? 21'den küçük veya eşittir. Doğrudur. Demek ki bunun
Bu doğrunun altında kalan bölgenin, taralı bölgenin ve doğru ile beraber taralı bölgenin hangi bölge olduğunu söylemiş oluyoruz. 7x artı 3y küçük eşittir 21 eşitsizliğini sağlayan bölge olduğunu ifade etmiş oluyoruz. Şimdi 6x artı 7y küçük eşittir 42 eşitsizliğini çizeceğim. 6x artı 7y, 6x artı 7y küçük eşittir 42 eşitsizliğini göstereceğim. Bunu da farklı renkle gösterelim. Gene bir ne yapıyorum? X'ye eksenlerimi çiziyorum. X'ye eksenlerimi çizdim. Çizdikten sonra da bu 6x artı 6x artı 7y eşittir 42 doğrusunu çizmem lazım. Bu doğruyu önce bir bulmam lazım. X'e 0 verdiğim zaman y eşittir kaç olacaktır? Y eşittir x'e 0 verdik. 7y eşittir 42'den y eşittir 6 olacaktır. Y'ye 0 verdiğimiz zaman ise 6x eşittir 42'den x eşittir 7 olacaktır arkadaşlar. Onu da şu şekilde yapabiliriz. Gene burası 3 olsun. 3, 6, 9, 3, 6, 9, gene 3, 6 ve 9. 3, 6 ve 9. Şimdi y eksenini kestiği noktayı gösterelim. Y eksenini 0'a 6 noktasında kesiyor. X eksenini ise 7'ye 0 noktasında kesiyor. Bu iki noktayı birleştiren doğruyu çizeceğim. Bu iki noktayı birleştiren doğruyu çizeceğim. Bakın şu şekilde. Evet, bu çizmiş olduğumuz doğru ne doğrusudur? 6x artı 7y eşittir 42 doğrusudur. Şimdi amacımız ne? 6x artı 7y küçük eşittir 42 eşitsizliğinin gösterdiği bölgeyi taramak. Bu bölgeyi bulmamız gerekiyor. Gene orijini test noktası olarak alacağım. Orijini bu eşitsizlikte yerine yazacağım. Yani 6x artı 7y küçük eşittir 42 eşitsizliğinde x'in yerine 0, y'nin yerine 0 yazıyorum ve bu eşitsizlik sağlanıyor mu diye kontrol ediyorum. 0, 42'den küçük veya eşit olduğuna göre demek ki ben bu doğrunun altında kalan bölgeyi ne yapacağım? Tarayacağım. Bu bölgeye doğrumuz da dahil olacak. Çünkü küçük eşittir 42 dediği için bu doğru üzerindeki noktalarda bu eşitsizliği sağlayacaklar. 6x artı 7'ye eşittir 42 eşitsizliğinde ne yapmış oldum? Arkadaşlar çizmiş oldum. Şimdi diğer eşitsizlikleri çizeceğim. Şimdi diğer eşitsizliklerimizi çizeceğimizi söylemiştik ve diğer eşitsizliğimiz ne? X küçük eşittir 3 eşitsizliği. Bunu çizmek için de gene bir tane x ve y ekseni oluşturayım. X y ekseni oluşturayım arkadaşlar. Ve x y ekseni oluşturduktan sonra da burada ilk önce ne yapacağım? X eşittir 3 doğrusunu çizeceğim. X eşittir 3 doğrusu nasıl bir doğru onu da belirtelim. Arkadaşlar x eşittir 3 doğrusu x ekseni üzerinde 3 noktasından geçen ve x eksenine dik olan, x eksenine dik olan, y eksenine paralel olan dik bir doğru. Bakın x eksenine dik olan bir doğru çiziyorum. Bu x eşittir 3 doğrusu arkadaşlar. Çizmiş olduğumuz bu doğru x eşittir 3 doğrusu. X eşittir 3 doğrusu. Ne yapıyoruz? X ekseni üzerinde 1, 2, 3 yani 3'e 0 noktasını belirliyoruz. Bu noktadan geçen x eksenine dik olan veya y eksenine paralel olan bir doğru çizdiğimizde x eşittir 3 doğrusunu ifade etmiş oluyoruz. Pekala x küçük eşittir 3. X küçük eşittir 3 eşitsizliğini nasıl belirleyeceğim? Yine orijini alalım.
0, x eşittir 0 olsun. 0, 3'ten küçük veya eşit midir? Evet, eşittir. Öyleyse orijinin bulunduğu bölgeyi ne yapacağım? Tarayacağım. Bu bölgeyi tarayacağım. Ve bu bölgeyi taradığımız zaman arkadaşlar, x eşittir 3 doğrusu ile beraber ne yapmış olacağız? X küçük eşittir 3 eşitsizliğinin çözüm kümesini bulmuş olacağız. Pekala, bir başka eşitsizliğimiz daha vardı. O da y küçük eşittir 4 eşitsizliğiydi. Y küçük eşittir 4 eşitsizliğini çizmek istiyoruz. Bunun için de yine ilk önce x ve y eksenlerimizi ne yapacağız? Oluşturacağız arkadaşlar. X ve y eksenlerimizi oluşturacağız. Bunları oluşturduktan sonra yapmamız gereken ilk şey y eşittir 4 doğrusunu çizmek. Y eşittir 4 doğrusunu çizmemiz gerekiyor. Y eşittir 4 doğrusunu çizmek için de yapmamız gereken şey şu. Y ekseni üzerinde 1, 2, 3, 4, şurası 4 olsun. Bu noktayı belirledik. Burası 0'a 4 noktası. Y ekseni üzerinde bu noktadan arkadaşlar geçen ve x eksenine paralel olan veya y eksenine dik olan bir başka ifadeyle düz bir doğru çiziyoruz. Bu çizdiğimiz doğruya biz ne diyoruz? Y eşittir 4 doğrusu diyoruz. Bu doğru üzerindeki bütün noktaların ordinatları 4'e eşittir. Bu yatay bir doğrudur arkadaşlar. Peki y'nin 4'ten küçük veya eşit olması, yine burada bir orijini alırsam, burada y 0 diyeni alıyor. Bakın 0, 4'ten küçük veya eşit mi diye bakıyorum. Evet, 0, 4'ten küçük veya eşit olduğuna göre bunun, bu doğrunun altında kalan bölgeyi taradığımız zaman doğru ile beraber bizim y eşittir 4 doğrusu da dahil olmak üzere taralı olan bölge y küçük eşittir 4 eşitsizliğinin çözüm kümesidir. Bu bölgedeki bütün noktalar bu eşitsizliği sağlar arkadaşlar. Şimdi biz bunları neden bu ayrı ayrı yaptık? Amacımız şu. Bizim uygun çözüm bölgesini belirlememiz gerekmekte. Uygun çözüm bölgesi dediğimiz nedir? Bütün kısıtları aynı anda sağlayan noktalar kümesidir. Bizim elimizde var olan bütün kısıtları sağlayan noktalar kümesine uygun çözüm bölgesi diyoruz arkadaşlar. Uygun çözüm bölgesini bulduktan sonra bir teoremden yararlanacağız. Bu teorem şunu söylüyor. Diyor ki, doğrusal programlama modelinin bir çözümü varsa bu çözüm uygun çözüm bölgesinin köşe noktalarındadır diyor. Tabii ki uygun çözüm bölgemizin konveks bölge olması şartıyla, onları zaten ayrıca derste anlatmıştık. Şimdi ne yapacağız? Bütün bu çizmiş olduğumuz eşitsizliklerin hepsini aynı düzlemde göstereceğiz ki hepsinin kesişimleri, hepsinin aynı anda sağlandığı uygun çözüm bölgesini ne yapalım? Bulalım diye arkadaşlar. Şimdi de o ne yapacağız? O grafiği ekleyeceğiz sayfamıza arkadaşlar. Şimdi grafiğimizi ekledik arkadaşlar. Bütün eşitsizliklerin aynı anda sağlandığı grafiğimizi ekledik. Bakın burada ben şu doğruların da isimlerini yazayım. Görmüş olduğunuz bu doğru x eşittir. Kaç doğrusu? 3 doğrusu arkadaşlar. Şu kırmızıyla gösterilen doğrumuz hangi doğrumuz? Onu da yazalım. Bu da 6x artı 7y eşittir 42 doğrusu. Mavi ile gösterilen doğrumuz ise, hangi doğrumuz? 7x artı 3y eşittir 21 doğrusu. Turkuaz ile gösterilen doğrumuz ise, bu ise y eşittir 3
doğrusu. Bizden istenen neydi? Bütün hepsinin küçük eşit olmasıydı. Yani 7x artı 3y küçük eşittir 21. 6x artı 7y küçük eşittir 42. X küçük eşittir 3. Y küçük eşittir 4. Y küçük eşittir 4. Ve bir de negatif olmama koşulumuz vardı. Bütün bu eşitsizliklerin aynı anda sağlandığı bölge, uygun çözüm bölgesi dediğimiz bölgemiz arkadaşlar, hemen gösterelim. Uygun çözüm bölgemiz burada. Çözüm bölgesi. Bu uygun çözüm bölgesinin köşe noktalarını bulmamız gerekiyor. İsterseniz farklı renkle gösterelim. Evet, o köşe noktalarını belirleyeceğiz. Bu köşe noktalarını belirledikten sonra amaç fonksiyonumuzda bu köşe noktalarımızın aldığı değerleri inceleyeceğiz. Amaç fonksiyonunda hangisinin daha büyük yaptığını görmek üzere. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar A noktasının koordinatlarını yazacağım. Bir de ne yapacağım? Bütün noktamızın koordinatlarını yazacağım. Noktalar, köşe noktalarımız ve amaç fonksiyonumuz. Amaç fonksiyonumuz neydi? Onu da hatırlayalım. Amaç fonksiyonumuz arkadaşlar z eşittir 6x artı 8y idi. A noktasının koordinatları 0'a 0 orijin olduğu için amaç fonksiyonunda 6 çarpı 0, 6 çarpı 0 artı 8 çarpı 0'dan 0 elde ediyoruz. Zaten hiçbir şey üretmediğimiz için karımız da 0 oluyor. B noktasının koordinatları x absis 0, ordinat 4. Z'nin aldığı değer 6 kere 0 artı 8 kere 4'ten 32 oluyor arkadaşlar. C noktasının koordinatları. C noktasının koordinatlarını bulmam lazım. Nasıl bulacağım? C noktası arkadaşlar. C noktası iki tane doğrunun kesişimiyle elde edilmiş. Dikkat ederseniz mavi olan doğrumuz 7x artı 3y eşittir 21'de 7x artı 3y eşittir 21 doğrusu ile y eşittir 4 doğrusunun kesiştiği nokta bize c noktasını veriyor. Ben bunları ortak çözeceğim. Şöyle yapabilirim. Birinci denklemde y'nin yerine 4 yazabilirim. 7x artı 3 çarpı 4 eşittir 21'den. 7x eşittir 21 eksi 12. 21'den 12 çıkarsa 9 kalır. 7x eşittir 9'dan da cevabımız ne olur? X eşittir 9 bölü 7 olur. Bu noktamızın koordinatları öyleyse ne olacaktır? X'i 9 bölü 7, y'si ise 4'e eşit. Bu durumda amaç fonksiyonumuzun aldığı değeri bakalım. 6 çarpı 9 bölü 7 artı 8 çarpı 4. Bu değeri hesaplayacağız arkadaşlar. Hesaplayalım şimdi kaç olacağını. 6 kere 9 54. 54 bölü 7 artı 32. O da arkadaşlar yaklaşık olarak 39,71 yapacak. Devam edecek olursam D noktasına geldim. D noktasının koordinatları ise 3'e 0. Burada amaç fonksiyonunun aldığı değer 6 çarpı 3 artı 8 çarpı 0'dan 18 olacaktır. Amacımız karımızı maksimize etmek olduğu için burada karı en büyük yapan değerimiz hangi değerdir? Şuradan hemen gösterelim. Şöyle
Bakın en büyük olan bu amaç fonksiyonu içerisinde en büyük olan değer 39,71'dir. Demek ki benim optimum çözümü bu problem için 9/7 y'nin 4 değeri almasıyla elde edilir ve optimum değerimizde yani kar fonksiyonumuzun amaç fonksiyonunun optimum değeri de arkadaşlar kaça eşittir? 39,71'e eşittir diye söylüyoruz. Böylelikle ne yapmış olduk? Doğrusal programlama modelimizi grafik çözüm yöntemini kullanarak ne yapmış olduk? Optimum değerini hesaplamış olduk. Tekrar dikkat edilecek noktaları söyleyelim. Yapmamız gereken şey uygun çözüm bölgesini bulmak. Uygun çözüm bölgemiz bütün kısıtların aynı anda sağlandığı bölgede, bütün kısıtların aynı anda sağlandığı bölgedir. O yüzden bu kısıtları ne yapmak durumundayız? Aynı düzlem üzerinde çizmek zorundayız. Ben sizin için kolaylık olsun diye her bir kısıtı ayrı ayrı çizdim. Kısıtları çizmeyi görmenizi istediğim için arkasından da bu kısıtları teker teker grafiksel olarak çizdikten sonra da onları tek bir düzlem üzerinde gösterdim. Mavi renkle taranmış olan bu yamuk A, B, C, D yamuğu bizim uygun çözüm bölgemiz. Ve biz bu uygun çözüm bölgesinin köşe noktalarını bulacağız. Köşe noktalarını bulduktan sonra da bu köşe noktalarının koordinatlarını amaç fonksiyonunda yerine yazarak hangi noktada amaç fonksiyonunun en büyük değeri aldığını inceleyeceğiz. Çünkü amacımız bizim maksimizasyon yapmak istiyoruz. O yüzden bu noktalar içerisinde Z'yi amaç fonksiyonunun en büyük yapan noktayı bulmaya çalışıyoruz. Bu noktamızda C'de yer almakta. X'in 9/7, y'nin de 4'e eşit olduğu noktada amaç fonksiyonu maksimize oluyor ve 39,71 değerini alıyor. Fonksiyonumuzun optimum değeri 39,71 diye söylüyoruz arkadaşlar. Evet, hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Size sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Başarılar diliyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, esenlikle kalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum arkadaşlar.